Arkadaşlar merhaba. Hepinize hoş geldiniz. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle birlikte arkadaşlar KPSS e tarih orta öğretime yönelik toplamda 15 tane tahmini çok güzel soru çözeceğiz. Bu daha önce bir 15 tane tahmini soru çözmüş. Bu ikinci serimizin ikinci videosu umarım başarınıza bir katkısı olur. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Arkadaşlarınıza önermeyi sakın e, arkadaşlar pas geçmiyoruz. Eğer hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Mart 1935'te Atatürk'ün yaptığı bu açıklama gelişmelerinden hangileriyle ilgili değildir arkadaşlar diye sorumuz bu. Yeni Türk harfleri, ulusal tarih, öz dili, sanat, bilim, müzik ve teknik alanlarındaki kurumlarıyla kadını erkeği her hakta eşit Türk sosyetesi bu son yılların eseridir diyor arkadaşlar. Ee, Yeni Türk Halkı ulusal tarihi, öz dili. Dikkat etseniz burada tarihten bahsetmiş Türk Tarih Kurumu ile ilgili. Ee, yine arkadaşlar dille ilgili e, dilden bahsetmiş. Burada Latin harflerinin kabul edilmesinden de bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada e, değinilmeyen kabotaj yasasıdır. Kabotaj yasası peki neydi? Kabotaj yasası Türkiye'nin kara sularında sadece Türklerin, e, Türk vatandaşların ticaret yapmasını öngörüyordu. Dolayısıyla burada bahsedilmeyen hangisidir? Yalnız iki. Yani kabotaj yasasının yürürlüğe girmesi. Dolayısıyla cevabımız B. Şıkım. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi? 1925'te kabul edilen Takrir-i Sukun. Takrir-i Sukun e, yasasının arkadaşlar sonucunda ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Sorumuz bu. Şimdi Takrir Sukun 1925'te ile Said İsyanı patlak verdiği zaman çıktı zaman e, çıkarılan bir e, kanun, sükuneti sağlama kanunu. E, peki bunun sonucunda ne ortaya çıkmış arkadaşlar? Bu kanunu uygulamak için özel mahkeme statüsü ne sahip istiklal mahkemeleri kurulmuştur arkadaşlar. Bakın bunu unutmuyorsunuz. Demek 1925'te Said isyanını bastırmak amacıyla çıkarılan takriz kanununu uygulamak için ne arkadaşlar kurulmuş istiklal mahkemeleri dolayısıyla cevabımız da ne oluyor B şıkkı bir diğer sorumuz tahmin sorumuz arkadaşlar şöyle 3 Mart 1934'te bazı kisvelerin giyilmeyeceğine dair kanun çıkarması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir özellikle dini e, giysilerin giyilmemesine yönelik bir kanun çıkarılmış bunun temel amacı arkadaşlar şudur. Din adamlarının dışında dini kıyafetlerin giyilmesini yasaklamaktı. Yani din adamları bu kanuna göre sadece din adamları ibadet saatlerinde bu elbiselerini giyeceklerdi. Fakat bunun dışında din adamlarının dışında kalan kimse dini kıyafetle dolaşmayacaktı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. 19. sorumuza bakacağız. 19. sorumuz şöyle bir gelsin. 19 sorumuz şöyle. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin toplumun kültürel yapısının e, değişmesinde etkili olduğu savunulabilir arkadaşlar? Toplumun hangi üyesi kültürel yapısının değişmesinde etkili olanı bize soruyor. Kılık kıyafet değişikliği, tekke ve zaviyelerin kapatılması, Latin harflerinin kabul edilmesi. Arkadaşlar her üçü de, her üçü de toplumun kültürel yapısının değişmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, arkadaşlar Latin harf, harf değişikliği, dil ananında yine teke ve zaviyeler özellikle toplumu sömüren, bazı toplumu yanlış yönlendiren bazı e, dini grupların önlenmesiyle layık bir topluma geçilmesi daha akıl, bilme değerli bir toplumun gelişmesini sağlamış olduğunu söyleyebiliriz. Yine kılık kıyafetin toplumsal anlamda bir birliğin sağlandı yine e, kültürel anlamda geliştiğini söyleyebiliriz toplumun dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. 20. sorumuza bakalım. 20. sorumuz nedir arkadaşlar? 1930'da Menemen olayın çıkması aşağıdakiler hangisinin üzerinde etkili olmuştur? Menemen olayı 1930 çıkan bir isyan da arkadaşlar ama Menemen olayı hangisine e, üzerinde etkili olduğunu bize soruyor. Şimdi arkadaşlar Menemen olayı sonrasında daha doğrusu öncesinde Türkiye'nin 3. siyasi partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası ne olmuştu? Kapatılmıştı. Menemen olayı Derviş Mehmet tarafında İzmir'in Menemen olayının ilçesinde çıkarılmış ve Asubay Kule'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmış bir olaydı ve rejime karşıydı. Dolayısıyla bu olay aynı zamanda ülkemizde çok partili hayata geçilmesini de engellemiştir. Çünkü bu olay öncesinde Sebeb Cumhuriyet Fırkası kendi kendini fes etmiştir e, ve Türkiye bir türlü e, 1940'lara 50'lere kadar bir türlü ne olamamıştır? Çok parti siyasi yaşama geçememiştir. Dolayısıyla burada doğru cevap da ne olur? C şıkkı olur. 21. sorumuza bakalım. 21. bir kronolojik sıralama sorusu. Bu tarz sorular geliyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yukarıdaki olayların kronolo kronolojik arkadaşlar e, neyini soruyor bize? E, sıralamasını soruyor. Şimdi saltanat 1922'dir arkadaşlar. Latin alfabinin kabul edilmesi e, 1928, medeni kanunun yürürlüğe girmesi 1926. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar 1 3 ve 2'dir cevap şıkkımız. Şöyle baktığımızda arkadaşlar heh, 1 3 ve 2. Önce saltanat kaldırmış 1922. Daha sonra medeni kanun kabul edilmiş 1926. Daha sonra Latin alfabesi kabul edilmiş 1928. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur ee, arkadaşlar? E şıkkı olur. Evet kalemizin bazen azizine oraya Biliyoruz. Bu tarz kronolojik sorular gelebilir. Kronolojik sıralama soruları. 22. sorumuza bakalım arkadaşlar. TBMM'de halifenin kaldırmasına yönelik yapılan öneri. Öneri arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisiyle birlikte görüşülerek yasalaştırılmıştır arkadaşlar? Şimdi TM'de halifeliği ne zaman kaldırıyor arkadaşlar? 3 Mart 1924. Bir torba kanunla arkadaşlar aynı gün halifelik kaldırılmış, tevhid-i tesisat kanunu kabul edilmiş, şeriye ve efka vekaleti kaldırılmış, erkan-ı harbiye kaldırılmış. E, bunların yine genel kurmayı kurulmuş, işte vakıfla genel müdürlüğü yine e, din işleri genel müdürlüğü kurulmuş. O zaman halifeliğin kaldırıldığı gün aynı gün arkadaşlar şeriye ve efka vekaleti de yani din işleri ve vakıflar genel müdürlüğü Osmanlı'dan kalma kaldırılmış. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur arkadaşlar? C şıkkı oluyor. Yani 3 Mart 1924'te Halifeliğin kaldırıldığı gün, Halifeliğin kaldırılmasıyla aynı gün tevhidi tedrisat kanunu kabul edilmiş bir. Arkadaşlar Riye ve Evka kaldırılmış iki. Ee, aynı gün arkadaşlar Erkan-ı Harbiye yani Osmanlı Genel Kurmayı kaldırılmış ve asker siyasetin dışına çıkarılmış 3. Peki bunların yerine ne kurulmuş? Mesela şeriyenin yerine Din İşleri Genel Müdürlüğü, yine Diyanet, EFKAF'ın yerine yani e, bunu yerine ise arkadaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş buna dikkat ediyoruz. 22. sorumuz bu şekilde. 23'e bakalım yine güzel bir son zamanlarda sorulan öncüllü soru tarzı. Bu politikanın zorunlu olmasında durumların hangilerine etki olduğu savunulabilir. 1928 yılından itibaren kapitülasyonların fiilen etkisinden kurtulan Türkiye kendi gümrük Politikasını izlemeye başlamıştır. Bu politikanın zorunlu olmasında durumlardan hangilerine etkili olduğu savunabilir. Türkiye neden bir kendine özgü bir gümrük politikası izlemeye başlıyor? Şimdi Arkadaşlar Osmanlılar döneminde özellikle e, Baltalimanı ticaret antlaşmasıyla başlayan ve e, büyük devletlerin Osmanlı'da sahip olduğu e, ayrıcalıkların artmasıyla Osmanlı ekonomisi çökmüş. Gümrüklerden dışarıdan gelen yabancılardan çok düşük miktarda Gümrük vergileri alınıyordu ve bu da yerel, bu da yani yerli olan üreticilerin, sanayicilerin e, bu yabancılara karşı rekabet etme gücünü azaltmıştı. Bu nedenle, bu nedenle e, yerli üretim yabancılara karşı olan rekabet gücünü tamamen kaybediyor. Birincisi, bu arkadaşlar dolayısıyla Türkiye, Türkiye e, kendine özgü bir e, arkadaşlar gümrük politikası izlemeye başlamasının zorunun temel nedeni. Osmanlı döneminde verilen bu arkadaşlar ayrıcalıklardan dolayı rekabet gücünü yet yitirmesidir. İşte bunu engellemek için ülkemiz günlük vergilerini arttırıyor. İthal malların gelmesini engelliyor. En azından yerli üretimin yerli sanayicinin yerli esnafın satış yapabilmesini, ticari anlamda kazanç sağlayabilmesini önünü açmıştır. Devletin ekonomiye doğrudan müdahale etmesi arkadaşlar bu devletçilik ikisi özellikle 1929'daki dünya bunalımı, ekonomik bunalımı ile ilgili dış ticaret açının artması buna ilgili bir durum yok arkadaşlar. Burada zor temel e, olarak bu politikanın e, uygulanmasının temel nedeni yerli üretim rekabet gücünü ne yapması, kaybetmesi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur? Yalnız 3 e, yani C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. 24. sorumuza bakalım. Hemen o da bir öncüllü soru. Sorumuz şöyle. Yukarıdaki durumla ilgili oldukları Atatürk ilkeleri aşağıdakiler hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Türk Kurtuluş Savaşı'nın yapılması arkadaşlar bu milliyetçilikle. Zaten Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına etkili olan ilke hangisi milliyetçilik? Adalet, toplumsal güvenliğe ve toplumsal eşitlik. Eşitlik dediğine göre halkçılıktır arkadaşlar. Bunu dikkat edelim. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin şekillerinin değişmesi eskiden e, din üzerine yapılıyordu. Bu, bu değiştiriliyor. Bu biraz daha laik temelde. Dolayısıyla e, milliyetçilik, halkçılık ve laiklik. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımıza ne olur? E şıkkı olur. Yani Cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin yemin şeklinin e, dini esas alan bir yemin yerine e, akıl ve bilim esaslanması, laiklikle ilgili bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Eşlik dediğiniz zaman ha, neyi hatırlayacağız? Halkçılığı. E, Kurtuluş Savaşı hangi ilke çerçevesinde verilmiş? Milliyetçilik. Diğeri de layıklık. Buna dikkat edelim. Cevabımız E şıkkım. 25. sorumuza hemen bakalım arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Türk-İngiliz ilişkilerini olumsuz etkilemiştir? Türk-İngiliz. Irak sınırı. Zaten ülkemizde e, arkadaşlar e, şeyler İngilizler arasındaki en temel problemlerden bir tanesi Irak sınırı. Musul. Daha sonra işte 1926'da imzalanmış Ankara antlaşması sürekli problem olmuştur. Yine Montreux-Boğazlar Sözleşmesi. Türkiye'nin ve Boğazlar Komisyonu kaldırarak buradaki egemenliğin pekişmesi İngilizlerin hoşuna pek gitmemiştir. Sadabat Paktı ise Türkiye kendi güney sınırını özellikle Kinyo Savaşı öncesi güvenliğini sağlamak için Sadabat İran işte Afganistan ve benzer ülkelerle yaptığı bir güvenlik antlaşması. Dolayısıyla buradan arkadaşlar <laughs> 25. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Türk-İngiliz ilişkilerini olumsuz etkilemiş? Irak sınır Montreux Boğazlar Sözleşmesi Sadabat Paktı. Şimdi arkadaşlar ülkemizde biliyorsunuz Lozan Antlaşması imzalandığı zaman çözülmeyen bir sadece bir problem vardı. O da Musul gerisinde Irak sınırıydı. Daha sonra bu konu görüşmek üzere Türkiye ile İngiltere arasında sonraya bırakılmış ve 1926'da Türkiye ile e, İngiltere arasında Ankara Antlaşması imzalanmış ve Musul o dönem e, Irak'a bırakılmış ve Türkiye, Irak sınırı çizilmiş. Dolayısıyla burada Türkiye ile İngiltere arasında ilişkiye olum, şey, olumsuz etkilen e, şey hangisi arkadaşlar? E, Irak sınırıdır. Dolayısıyla doğru, doğru cevap nedir? A. Şıkkı'dır. 26. sorumuza bakalım arkadaşlar. E, sorumuz şöyle. Şeklindeki yargılardan hangilerine ulaşılabilir anlatımıyla? 20 Kasım 1932'de yaptığı bir konuşmada İsmet İnönü, Siyaset ve yönetimde en zararlı şey millet ve toplum için telafisi zor olan felaket yarım bilgili insanların yetki sahibi olmasıdır diyor. İki yarım alim bir tam etmez diyor. Ama yarım alimin yaptığı tahribatı bin cahil yapamaz. Şimdi buradan yola çıkarak hangisine ulaşabiliriz arkadaşlar? Şöyle biraz sorumuzu büyüttük arkadaşlar. Eğitimde bilin sağlandı. Bununla bir ilişkisi yok arkadaşlar bu anlatımın. Üniversitelerin ihtiyaçları karşılamadı. Üniversitelerden bahsetmiyor. Bilinçli, çağdaş bir toplum oluşturmak istendi. Burada bunu e, çıkarabiliriz arkadaşlar. Dikkat etseniz cahil, bilgisiz ama yetki sahibi insanların topluma verdiği zarardan bahsediyor. Dolayısıyla burada daha çok bilinçli e, bireylerden oluşan bir toplumun oluşturmak istendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da o cevap şıkkımız ne olur? C. Yani yalnız 3 olur. 27. sorumuz arkadaşlar şöyle. Atatürk döneminde meydana gelen gelişmelerden hangisi dışa bağımlılığı ekonominin oluşmasını engellemeye yönelik değildir? Dışa bağımlı ekonominin oluşmasına yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun çıkarması bu dışa bağımlı engelleme yöneliktir arkadaşlar. Kalkınma planlarının yürürlüğe girmesi yine dışa bağımlılığı azaltmaya yöneliktir. Gümrüklerin yükseltilmesi özellikle ithal malların Ülkeye girilmesini engellemesi içindir. Bu da aynı zamanda dışa bağımlı azaltmaya yönelik. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dallarının kurulması, özellikle yerli üretimi e, arttırıp dışa bağımlı azaltmak istenmiştir. Fakat çok partili siyasi yaşama geçmek, siyasi bir e, gelişme, siyasi bir e, durum, ekonomiyle bir ilişkisi yoktur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur e, arkadaşlar? E, D şıkkı olur. Hemen 28. sorumuza bakalım. 28. sorumuz gelsin. E, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasından sonra çok partili hayattan gerekli sonuçların alınmamasında aşağıdaki hangisi etkili olmuş ülkemiz? Biliyorsunuz e, ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası arkadaşlar 1919'da kurulmuş. Yine 1924'te e, arkadaşlar e, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'da ise Serbest Cumhuriyet Fırkası fakat bu iki parti daha sonra hemen kapatılmış. Neden peki? Çünkü siyasi rejim yani Cumhuriyet halk tarafından tam olarak yeterince ne yapılamamış o dönem? E, Anlaşılmamış, bazı tepkiler olmuş, isyanlar olmuş, karşı e, koyuşlar olmuş. Dolayısıyla burada e, çok partili siyasi yaşama ülkemizin geçememesinin temel nedenen birisi halkın yeni rejimi bir türlü tam olarak ne yapmaması, benimsememesi olarak söyleyebiliriz. 29. sorumuz aşağıdaki gelişmelerden hangileri Cumhuriyet rejimi korumak için alınan tedbirlerin içinde gösterilemez? Hangisi diyor? Cumhuriyeti korumak için yapılanlardan biri değildir. Dini ve muktesadat, siyasi amaçlar esas ve alet etmek maksadıyla cemiyet kuranların vatan hain vatana ihanet suçuna dahil edilmesi bu e, temel e, arkadaşlar alınan. Yine e, tedbirler arasındadır. Bir bu, Şehzade İsyanı'nın destek verimlerini cezalandırması için İstanbul Mayıs'ın kurulması. Şehzade İsyanı'nın e, bir diğer nedeni de Cumhuriyete e, karşı çıkmasıydı. E, Cumhuriyeti benimsememesiydi. E, İzmir'de çıkan Menemen İsyanı'nın bastırılması, Arkadaşlar Menemen İsyanı rejime karşı çıkmıştı. Bu da bir önlemdir. İzmir Sükhası'na karşılanan İstiklal Mahkemesi'ne yargılanması. E, 1926'da Mustafa Kemal e yapılan Bu da yine Cumhuriyeti korumaya yönelik e, bir tedbir. Fakat meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi özellikle de hükümetin kurulmasına problem yaşanmasından dolayı meclis hükümeti sistemi terk edilmiş yerine daha basit daha pratik kabine sistemine geçilmiştir. 29 Ekim 1920 3 e, Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber bunun Cumhuriyet'i e, koruma yönelik bir tedbir değil e, hükümeti e, daha rahat kurmaya yönelik bir tedbir olarak alındığını söyleyebiliriz. Burası da hocam şıkkımız ne olur? C şıkkı olur. Bu videomuzun ve çalışmamızın son sorusu Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde meydana gelen gelişmeler arasında gösterilemez? Bu sorulara dikkat edelim. Atatürk 1937'de şey 38 arkadaşlar vefat etmiştir. Şimdi sırasıyla tarım kredi kooperatifleri 1927 Atatürk döneminde. Toprak reformu yine bu dönemde Atatürk'ün döneminde. maden Bankası 1930'lar Atatürk'ün döneminde. Millet Mektepleri 1929 Atatürk döneminde. Arkadaşlar varlık vergisi 1942 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında kara borsacılığı. Ee, haksız kazancı engellemek için çıkarılmıştır. İsmet İnönü döneminde varlık vergisi 1900 kaç? 1942. Dolayısıyla 1938'de vefat ettiği için bu ver varlık vergisi Atatürk döneminde ee, çıkarılan ya bir gelişme değildir. Doğru cevap şıkkı nedir? D şıkkıdır. Arkadaşlar bu videomuzda sizinle birlikte KPSS e orta öğretim başta olmak üzere çeşitli sınavlara yönelik tahmini çıkabilecek 15 tane güzel soru çözdük. Video sonuna kadar beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı bekliyor. Abone ise abone olmanızı önemli rica ediyorum. Kanalımıza katıl butonuna basarak üye olup destek verirseniz çok mutluyum. Hepinize sevgiler, hepinize selam.